Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir hangi sınavımla videosu ile beraber karşınızdayım. Bu videomuzda 5.2 yamasına gelecek olan Chaska, Nevlet, Lini ve Jonglei arasında karşılaştırmalar yapacağız. Hangi karakterler sizin hesabınız için daha uygun olur ve ne gibi özellikleri var diye konuşuyor olacağız. O zaman hepinize iyi seyirler dilerim. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca sabit yorumdaki sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Asıl konuya geçmeden önce buradaki yapmış olduğum öneriler elbette ille de gidin alın o karakteri, ona sahip olun, bunu çıkarın gibisinden bir şey değil. Zaten istediğiniz bir karakter varsa kesinlikle gidip onu alın. Ama şuna ihtiyacım vardı diye çok da fazla düşünmenize gerek yok. İçerikler dönülebilmesi hani o kadar zor olan şeyler değil. O yüzden istediğiniz varsa alın. Yoksa kararsız kalmışsanız buradan devam edelim biz kaldığımız yerden. Chaska ile beraber başlayalım. Yeni bir 5 yıldızlı rüzgar karakteri. Okçu ama ok yerine tüfek kullanan ve bu tüfeğe binebilen bir karakter. Şimdi Chaska, Natlan'da aşırı rahat gezintiye sahip olabilecek bir karakter. Yani çok mobil. Uçabiliyor. Uçabildiği için çok daha fazla yerlere rahat erişebildiğiniz için Natlan'daki gezintinizi epey bir kolaylaştıracaktır. Natlan dışında da yine kolaylaştırır da yani bir o kadar da fazla Natlan'da kadar olmaz. Flojiston kazanma özelliği olmadığı için diğer bölgelerde. Peki şimdi bu tabii sadece gezinti için alacağımız bir karakter değil. Hasarı veya takımları bu karakterin nasıl olabilir? Öncelikle karakteri çok azıcık tanıyalım. Eğitimi ile beraber tüfeğiyle hafiften yukarı doğru çıkıyor. Yüklü saldırılar yaptıkça 6 adet kadar mermi biriktirebiliyor ve bu mermileri ateşleyerek rakiplerine hasar çıkartıyor. Ancak takımınızda bulunan öteki karakterlerin elementlerine göre doldurmuş olduğu son 4 mermi rastgele bir şekilde onların elementine bürünebiliyor. Yani sizin takımınızda ateş, su, elektrik veya buz karakterleri varsa bunların elementin mermilerini absorbe ettirip sadece rüzgar hasarı değil aynı zamanda buz hasarı, ateş hasarı, su hasarı gibi hasarları da yapıp erime veya buharlaşma, elektrik yüklü, yüksek voltaj gibi reaksiyonları da bu rüzgar karakteriyle beraber yapıp yüksek hasar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yüzden Chaska sadece rüzgar hasarını değil diğer element hasarlarını da oynayabiliyor ilginç bir şekilde. Bu yüzden rüzgar ile doğrudan tepkimeye giren karakterlere ihtiyacımız var takımlarda. Ultimizde ise E'nin aynısı sadece patlamalı versiyonu. Rakip otomatik olarak hedef alıyor. Bir alanda patlama gerçekleştirip yine tekrardan mermiler çıkarıp bunları üzerinde element absorbe ettirip rakibi takip eden mermiler ateşlemiş oluyor. Sadece tek farkı bu. Peki bu Chaska'da tamam az çok mantığını çözdük. Hasar nasıl olur şu an kestiremiyoruz maalesef ki. Karakter geldikten sonra ilk gün zaten hem test ediyor olacağım yayında hem de rehberini paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oralardan takip edebilirsiniz. Ben ekstradan duyurular geçerim zaten. Takımları nasıl kuracağız bu karakterde? Yani ben bu karakteri istesem nasıl bir takım kurabilirim? Şimdi Chaska'nın yanında ekstradan bir rüzgar karakteri veya toprak karakteri kullanmak riskli olabilir. Onun tam mantığını açıklamadıkları için rehberi beklemekte fayda var. Çünkü farklı bir karakter, elementten karakter koyduğumuzda mermilerin ne kadarını element olarak doldurabilir, ne kadar bu bonustan faydalanabilir bilmiyoruz. Bu yüzden şu anlık toprak ile rüzgarlı karakterleri saf dışı bırakıyoruz. Sadece rüzgarlı reaksiyonu girebilen buz, ateş, su ve elektrik karakterlerini ele alıyoruz. Chaska ile beraber az çok oynanabilen karakterleri de ben ekranda bu şekilde size göstereyim. Hani burada Shinkchu ve Yılan'ı da normal dahil edebilmek isterdik ama onları çalıştırıp çalıştıramayacak kesin değil. Malum karakter yüklü saldırıya oynadığı için Yılan ve Shinkchu çalıştırmama ihtimali yüksek. Bu yüzden su karakterlerinden epey az bir tercihi var. Fakat ben burada Chaska'yı aldığım gibi en iyi takım kurmak istiyorum diyorsanız burada büyük ihtimalle kurabileceğiniz takım Furina, Bennett ve Lyle olacaktır. Lyle yerine burada Shen'e veya Diona ya da Rosaria gibi tercihler de yapılabilir gibi gözüküyor. Onun için yine kullanabildiğiniz karakterler az çok ekrandaki gibi. Fakat elbette elektrik karakter alıp yüksek voltajda da oynayabilirsiniz. Tabi bu şimdi karakterimiz her farklı elemente de oynadığı için kupada rüzgar hasarı takmak çok mantıklı olmayabilir. Saldırı kupası veya element usulü kupası hazırlasanız daha iyi olabilir gibi gözüküyor. Chaska'nın mantığı bu şekilde. Alan saldırıları var. Yüklü saldırısıyla beraber oynuyor. Her yeteneğinde yaklaşık 2 veya 3 defa yüklü saldırısını tamamen fullleyip atabiliyor. Ve alan saldırıları çok fazla efektif mi? Rakipleri bir araya toplayabiliyorsanız yine etkili olacaktır elbette. Onun dışında farklı elementleri bir arada kullanıp reaksiyon tetikleyebilen bir rüzgar karakteri olduğu için aslında güzel bir avantajı var bu açıdan. Bunlarla beraber yüksek hasar çıkartabildiği için ilginç bir mekaniği bulunuyor. Şimdi Chaska'ya geçelim. Az çok mantığı bu şekilde. Zaten yadigar kasmak isterseniz de Obsidian Codex ön planda olacaktır. Yine Shimanova'da büyük ihtimalle ön plana çıkacak yadigar setlerinden birisi olacaktır. Geçelim öteki karakter Lini'ye. İlk fazla gelecek olan Lini yine yüklü saldırılara oynuyor. Yine okçu ateş elementinde
Ama Lini'nin şöyle bir sıkıntısı var. Takımında ateş karakterleri bulundurmak zorundasınız. Ne kadar fazla ateş karakteri varsa o kadar fazla saldırı bonusu elde edebiliyor. Rakibin üzerinde ateş uygulanmışsa çıkardığı hasar daha da yüksek oluyor. Bu yüzden genellikle 3 ateş, 1 adet toprak veya 1 adet rüzgar gibi. Hani biraz daha esnek bir karakter kullanıyoruz 4. karakter olaraktan. O yüzden takımı çok kısıtlı diyebiliriz. Genellikle Bennett, Shanik, Dehya gibi ateş karakterleri atılıp onun yanında da Jungle, Kazuha, işte Shiranui gibi karakterler atılabiliyor ve daha aslında maalesef ki doğrusuna çıkmıyor. Belki Furina'la bir takım yapabilirsiniz. İşte Lini, Bennett, Furina ve işte Shiranui, Jungle, Kazuha gibi takım olabilir. O da hani Furina Lini'den sonra geldi ama yine hasar bonusu vermesiyle birlikte az çok yine beraber güzel basar çıkartabildikleri için tercih edebileceğiniz bir takım şekli. He bir de tabii ki sonradan gelmiş olan Chevreuse takımı var. Onu da dilerseniz deneyebilirsiniz. Rakibin ateş direncini kırabildiği için. Yine işlevsel olur mu? Evet oluyor. O şekilde deneyebiliyorsunuz. Yani takım biraz kısıtlı olsa da karakterin bireysel hasar çok yüksek. Gerçekten sağlam bir hasar çıkartabiliyorsunuz her yüklü saldırıda. Problem şu. Eğer ki takımda sekte yoruma direncini arttırabilen bir karakter yoksa Jungle gibi. O zaman rakip size vurduğu anda yüklü saldırınız bozulduğu gibi hasarınız da maalesef ki çok büyük bir düşüş yaşayabiliyorsunuz. Onu engelleyebilmeniz veya belirli bir mesafeyi koruyarak oynamanız gerekiyor. Ancak belirli bir mesafe koruduğunuzda şenlik koyduğunuzda bu sefer sıkıntı olabiliyor. O yüzden birazcık sıkıntılı ama yüksek hasarlı bir karakter. Bunları dikkat ettiğiniz müddetçe iyi iş yaparsınız. Yani şu anda Lini'yi zaten kullanabildiği Maruşos avcısı seti oldukça güzel bir şekilde işini görüyor. Veya giderseniz göçebe kumpanyası da takabilirsiniz. Fakat bence bu yamada gelecek olan Lini'den kat ve kat daha iyi olan ve çoğu duruma da ayak uydurabilen daha iyi bir karakter var. O yüzden şimdilik Lini'yi pas geçiyorum. En büyük eksilerinden birisi alan saldırısının birazcık zayıf kalması ve sadece ateş elementi olduğu için çoğu takımında yani mesela ateş kalkanı olan bir Abyss'a falan denk geldiğinizde imkanı yok, kullanamazsınız. Mümkün değil. Geçtik şimdi ikinci faza. Newlet. Yani oyundaki şu an en iyi tartışmasız DPS. Alanda duran DPS. En iyisi. Yani önüne geçebilen yok. Hani belki diyeceksiniz ya Newlet'te işte yüklü saldırı yapıyorsunuz. Her bir vuruşu işte 30.000, 35.000, 40.000 falan vuruyor. Nereye en iyisi ya? Doğru düzgün hasar veriyor diyeceksiniz. Ama yüklü saldırısı o kadar artışık bir hasar veriyor ki bunların toplamı zaten çok yüksek bir hasar çıkartabiliyor. Ve yüklü saldırısı tamamen bir alan saldırısı olarak geçtiği için yani siz rakipleri belirli bir yerde dizdiğiniz zaman hepsini birden aynı anda öldürebiliyorsunuz. Doğru pozisyon almak önemli sadece. Karakterin tek problemi doğru pozisyon almak. Başka hiçbir sıkıntısı yok çünkü öküz gibi vuruyor. Yüklü saldırı yaptıkça kendi canından feda ediyor. Ama yere su baloncukları düşürüp bunları yüklü saldırısıyla da absorbe ettiğinde kendi canını yenilemiş oluyor. Yani şifacı derdi de ortalıkta olmuyor. Ve tek yaptığı şey gerçekten yüklü saldırı oynamak. Su püskürtmek. Suyu püskürt diyorsun, ağzına suyu sokuyorsun ve öldürüyorsun yani. Çok fazla güçlü. Gereksiz güçlü. Hani aman öyle silah derdi falan da yok karakterin. Gidip bir demir silahı ürettiğinizde çok rahat bir şekilde ön plana çıkabiliyor zaten karakter. Yani bu karakterin yanına ikinci bir su karakteri atıp hem can bonusu elde etmesini sağlayabilirsiniz. Neulet'in reaksiyonu girebileceği herhangi bir karakter attığınızda tekrardan yüklü saldırısını bir ikisinden güçlendirebileceği için ekstra bir artist oluyor. Son karakter olarak bir rüzgar karakter atıp rakiplerin su direncini kırabilirsiniz. Ya da Shiranui, Jungle gibi karakterler atıp aynı fonksiyonu görmesini sağlayabilirsiniz. Bu kadar. Takım kurulumu yelpazesi oldukça geniş. Ha en iyi takımını soracak olursanız şu an Newlet'in en güçlü takımı Newlet, Furina, Shiranui ve Kazuha. Bunun önüne geçebilen bir takım zaten şu anda yok. Oyunu tamamen kırmış vaziyette. Ama kimileri Newlet hakkında şunu soruyor. Takım yazdığımı almalıyım yoksa silahını mı yönelmeliyim diye. Silah konusunda pek ümit veremeyeceğim size. Çünkü girdap söndüreniyle beraber gelecek büyük ihtimalle. Yani Jungle'in imza silahından bahsediyorum. Ama girdap söndüren gerçekten oyunda en az kullanıma sahip olabilen mızraklardan biri. Çok fazla karakter tercih edemiyoruz. Çünkü alan dışından çalışabilen bir mızrak değil. O yüzden pasifi de çok fazla etkili olmayabiliyor. Bu yüzden yani Newlet'in silahı için çok fazla riske girmenize gerek yok bence. Takım yazdığı bir şart mı? Takım yazdığı bir hem yüklü saldırısına güzel bir avantaj kazandırıyor. Daha rahat bir şekilde vurabilmesi için. Sekliyorum'a direnci kazandırdığından herhangi bir vuruşta artık yüklü saldırısı bozulmuyor. O açıdan çok iyi. Takım yıldızı mı yoksa silah mı diye soracak olursanız. Sol tarafta prototip kehribar yani demirci silahı. Sağ tarafta da kendi silahı kullanıyorken aynı takımlarda çıkarmış olduğu hasar görüyorsunuz. Benim önerim takım yıldızı bir alıp hem kendi yüklü saldırısını güçlendirmek hem de sekti yoramı direnci arttırarak çok daha rahat esnek takımlar kurabilmek. Bu şekilde savunmadan ziyade daha çok saldırı odak takımlar da kurabileceğiniz için daha rahat oynarsınız. Ben o yüzden takım yıldızı derim. Fakat herhangi bir ihtiyacı yok bu karakterin. Yani takımın sıfır ve demir silahıyla beraber bile çok yüksek hasarlar çıkartıp işinizi çok rahat görebilecek bir karakter. İster hesabınız sıfır olsun, yeni olsun, ister hesabınız sonlarda olsun. Her türlü her zaman işinizi gören bir karakter. Abartmıyorum, gerçekten fazla güçlü, bozuk bir karakter yani bu. Ve son karakterimiz Jungle.
Jungle tamamen destek üzerine oynayabildiğiniz bir karakter veya işte ultisiyle beraber de birazcık hasar çıkartabileyim diyebileceğiniz bir karakter iki farklı şekilde oynanabiliyor. Şimdi destek olarak genellikle kullandığımız zaman olabildiğince sadece can abanıyoruz. Karakterin yadigarlarında can tak 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 tak. Daha sonrasında kalkanı bir aç, o kalkan zaten ne bitiyor ne kırılıyor. Kalkan aktif olduğu müddetçe çevresindeki tüm rakiplerinde %20 hem tüm elementlerin hem de fizikselin direncini kırmasın mı? Etekli yorama direnci de vermesin mi? Sizin tüm okçu veya işte büyücü olup da sekte uğramamız gereken tüm karakterlerinizi rahat bir şekilde koruyup komboların bozulmasını önlüyor. Yomiya'sı olur, Ganyu'su olur, Avaris'i olur, Linia olur. Türlü türlü karaktere bayağı bir güzel destek çıkıyor. Ultisiyle de beraber kitle kontrol etkisi de var. Rakipleri taşlaştırıp onların kıpırdamasını veya bir herhangi bir hareket yapmasını engelleyebiliyor. Bu yüzden sadece sırf Azini için bile bu karakter alınabiliyor. Set bonusu olarak da taş ordunun azmini takıyorsunuz. Eğitiminiz aktif olduğu müddetçe, toprak yapınız vurduğu müddetçe %20 saldırı takım arkadaşlarınıza etki ediyor. Kalkanınız da ekstradan güçlenmiş oluyor. Tabii toprak yapısı her zaman güzel durmayabiliyor. Etrafta sürekli vuramayabiliyorsunuz. Malum bazı bosslar sizin toprak yapılarınızı yok ettiği için o set birazcık sıkıntıya girebiliyor elbette. Ama onun dışında gerçekten hala çok efektif. Kolay kolay efektifliğini kaybedebilecek bir karakter değil zaten. Yani 1.1 yamasında bu karakter oyuna eklendi. Hala en sık kullanılabilenlerden ve çok aktif olan karakterlerden biri. Shilin'den çıktıktan sonra Zhongli'nin bazı takımları geri düştü mü? Evet. Mesela Navia'nın takımlarında Shilin'den çok daha fazla üstünlük sağladı. Böyle sekte yorumu direnci gerekmeyen takımlarda Shilin'den birazcık daha fazla ön plana geçtiğinden Zhongli geri planda kalıyor. Ama yine iş yapmıyorum. Kesinlikle iş yapıyor. Hala işini görüyor. Sekte yorumu direnci lazım olduğu müddetçe Zhongli hala ön planda diyebileceğimiz bir karakter. Ya da Shilin'in reaksiyonu giremeyip güçlendiremediği takımlarda da Zhongli çok fazla ön planlarda. Bunlar hangileri? Rüzgar, doğa ve fiziksel takımlarında Zhongli her türlü yine Shilin'e geçiyor vaziyette. Yani takım kurulu mu zor mu bu karakterde? Hiç değil. Yani Zhongli'ye koyamadığınız bir takım neredeyse yok. Tüm elementlerin direncini kırabildiği için ve sizi hayvan gibi bir kalkanla koruyabildiği için her türlü takıma yerleştirebiliyorsunuz. Ama böyle genellikle iki topraklı takımlarda veya Iddu'nun yanında, Chiyori'nin yanında işte doğa takımlarında son karakter slotu olaraktan korumak için Tigner'i Yemikola takımlarda gibi dolu dolu kullanabileceğiniz takım var. O yüzden herhangi bir şekilde takım zorluğu, kurma zorluğu yaşamazsınız. En rahat takımları Zhongli ile kurarsınız burada. Ama çok güçlü bir DPS arıyorsanız kendinizde mutlaka Nevillet öneririm. Tabii birazcık daha yenilik olsun istiyorsanız, Natland aşırı rahat gizleyeyim de diyorsanız Chaska elbette güzel bir şekilde ön plana çıkacaktır. Linia maalesef birazcık burada hani gelmiş olan karakterler arasında benim için son planda kalmış olan karakter diyebilirim. Ama herhangi biri için silah belirini zorlamaya gerek var mı diyecek olursanız. Yani Chaska ile Linia birbiriyle elbette uyumlu olacaktır ancak ikinci fazda kesinlikle silah denemeyin derim. Yani çok riskli. Girdap söndüren o kadar da iyi bir silah değil. Mızrak değil maalesef ki. Valla benim yapabileceğim öneriler bu şekilde. Linia'da takım yazına veya silah zorlamanıza gerek yok. Demin silah çok güzel idare ettiriyor. Nevillet aynı şekilde. Zhongli aynı şekilde takım hızı almak zaten çok faydası oluyor karakterde. Demir silahını geçtim. Siyah püskül diye bir adet 3 yıldızlı mızrak verip cana bassanız yine oluyor. Chaska'nın da yine ücret seçeneği olarak yine demircide bulunabilen bir yayı bulunmakta. O yüzden bu gelen karakterler yine demirciden size oldukça güzel bir şekilde kurtarıyor. Ama DPS konusunda Nevle çok fazla ön planda. Destek konusunda zaten bir adet karakterimiz var. Ama neredeyse tüm takımlara gidebilen bir karakter. O yüzden tercih tamamen size kalmış. O zaman benim diyeceklerim bu kadar. Ama özellikle ikinci faz için kararsız kalmışsanız bence canlı yayını bekleyin. Sonraki yamada gelecek olan karakterlerimiz drip marketing ile beraber de belli olduktan sonra aklınız daha çok karışabilir ve çelebilir. O yüzden biraz daha beklemekte fayda var derim ben size. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Umarım bu video işinize yaramıştır. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.